Çünkü onun sanatı, onun hikayesi ve ben de çok severek taşıyorum. Onun adını bir türlü vermiyorsun. Vermiyorum. Bana, benim bildiğime göre giydiren adam reklamı olsun ister. Niye adını vermiyor? Beraber misiniz? Hayır. Paparaziye bir şey, berabersiniz. Hayır. İstemiyor, adı bende saklı. Zaten onun kostümünü tanıyanlar tanıyorlar, o da öyle düşünüyor. Ayol, bunun neyini tanıyayım ben, affedersin. Hakikaten uluslararası çapta ve çok yetenekli genç bir modacı, tasarımcı. Niye adını saklıyor kızım? Sıcak odayı unuttunuz. Onu sıcak odayı unuttunuz Seyircim. Bekliyoruz sonuçları, burada Osman çok heyecanlıyız. Osman tam tüpün üstünde oturdu. Seyfi Bey daha fazla bekliyoruz. Başka bir şey merak etti bu akşam. Çok sevmediğiniz bir bölüm olduğunu biliyorum. Tahmin yürütmekten çok hoşlanmıyorsunuz. Ay evet. Ama ben yine de size soracağım. Bu akşam ne oldu? Ne oldu sana? Bugün bülbül oldun, bülbül. Ben bugün moralim yerinde. Senin canını okuyacağım, seni mahvedeceğim bugün. Maşallah. Seni bugün mahvedeceğim. Böyle yaparsan kameralar gösteriyor. Bak geri seni gösteriyor. Beni mahvedersen ben de sana bir şarkı söylerim. Ha, söylersen memnun olurum. Ama lütfen Türk mü? Alatürk. Türk müziği. Dostun bir acı sözü yandırır beni, beni yandırır beni, beni yandırır beni, beni öldürür beni, beni. Dostun bir acı sözü öldürür beni, beni yandırır beni, beni öldürür beni, beni yandırır beni. Ay ne kadar tuhaf. Teşekkürler İbrahim Bey. Sabri söylüyorum, çok tuhaf bir durum var. İşte ben senin böyle normal halinden çok çirkin görüyorum. Şarkı söyleyince de çok yakışıklı görüyorum. Nasıl bir şey bu? Şarkı yani. Bana ilave oluyor. İlave mi? İlave oluyor. İlave oluyor. Peki teşekkürler. Senin o diline eşek arası soksun. İlave oluyor. Biz dostlarımızdan bize güzel sözler bekliyoruz. İşte en yani. Güzel sözleri söylüyor. Onun için bana dost olarak güzel şeyler söyle. En güzel şeyleri söyle. Ben senin kadar yakışıklı bir adam görmedim. Yalan. Böyle burnumu tutuyorum uzayacak. Ama maşallah sizi hep böyle görelim. Deniz Seki, sizden başlamak istiyorum çünkü bu konuda yine de en istekli olan sizsiniz. Çok pardon Nehir'cim, ben bugün İbrahim Bey'e sordum. Ya bugün yüzünüz böyle çok gülüyor, çok neşeli misiniz dedim. Aksine çok efkarlıyım dedi. Zannediyorum bu söylediği şarkı da... Şarkıdan da belli. Bir gönderme yaptı galiba, öyle mi İbrahim Bey? Yani neyse ne yani, nedir İbrahim Bey? Üzüntülü, sevinçli. Bununla mı uğraşacağız popstar'da? İbrahim'in ayağı da sivilce çıkmış, başında nasır çıkmış. O kadar değişiksin ki her şey ayrı yerde çıkıyor. Bunlarla uğraşacak halimiz yok. Şimdi biz mesleğimizi yaparken en iyi şekilde yapmak mecburiyetindeyiz. Ne kadar sıkıntılı ve üzüntülü olursak olalım. Buraya çıktığımız zaman bana göre her şeyi unutmak lazım. Unutamayabilir ama insan, unutmak lazım. Çünkü burada insanlar... Televizyonları başlarında oturup bizi izleyen insanlar senin derdinin peşine düşmeyecektir yani. Seni neşeli, seni mutlu, seni güzel, seni onu sevindirici, onu mutlu edici şeyler bekler senden. Doğru mu? Hı hı. Doğru da hiçbir zaman görmüyor. Nasıl herkesle diyor? Kavga ediyorsun ya seyirciyle ya onunla ya bununla. Herkesle yahut benle. Ben reytinglerimi havada tutmak mecburiyetindeyim. Her türlü kavgaya varım. Senden bile kabul edebilirim. Affedersin, reyting seni ne ilgilendiriyor? Parayı peşin aldın, lahmacun açtın bir yerde gene. Almanya'da lahmacun açmışsın, oraya gidip geliyorsun, parayı peşin. Biz hala taksit ödenir mi ödenmez mi? Peki Seyfi Bey bu akşam tam formunda hakikaten. Yok çok sinirliyim. Bir şey daha söyleyeyim. Hayır, tanıtım dönüyor. Tanıtım dönüyor. İbrahim'in ayakkabısını gösteriyor. Burnunu gösteriyor, başını gösteriyor. Ben yokum. Abi başı aşağıda değil, burnu yukarıda. Hayır, senin ayakkabını gösteriyor tanıtım. Bugün bir laf duydum. Bir laf duydum bugün. Bir söz duydum. Yani bana gelen bir laf. Söz. Peki söz. Laf. Hadi. Ben burada her gece 55 bin dolar alıyormuşum. Gerçekten mi? Sana 55 bin doları, 5 bin dolar vereni Allah kahretsin. İşte ben de öyle ne diyorum. Ne yapıyorsun? Ben de öyle dünkü diyorum. Dünkü kıyafetinden utandım, pikniğe mi gidiyordun?
Utandım da ikinci bölümde. Ben burada gerçekten para için burada değilim. Bakın, ne için buradasın? Yemin ederim para için. Ne için buradasın? Ben İbo Show'u çekerken herkes biliyor, Maliye'de biliyor, Show TV'de biliyor, herkes biliyor. Ben İbo Show'u çekerken bölüm başı 40 milyar para alıyordum. Puh. Hiçbir şeye karışmıyordum. Ben değil. 10 bölümde alıyorum o parayı seni. Allah kahretsin. Ben ne burada, ben burada haftada... Ben bacağım burada, görülüyor, moment. Oram görülüyor. Sen böyle çıkıyorsun. Hayır, bu akşam... 40 milyar haram olsun inşallah o 40 milyar. Bu akşam sevgiyi durduramayacağız. Hakikaten enerjisi yemin ediyorum, çok yüksek. Doğruların hep yanında oldum. Egirleri sevmem. İbrahim Bey, sıkıntınızı yine de şarkınızla paylaştınız konuklarımızla, bizimle. Tabii ki şov devam etmek zorunda ama yine de paylaştığınız için teşekkür ederiz. Lafımı kesiyorsun ha? Biz evet. De bir nebze ben olsun. Ben büyük düşmanım sensin. Evet. Size, bu büyük bir nezaketsizlik. Destek. Sen görürsün gününü. Lafını kesti sen ama ne siz... demek? İbrahim'in lafı kesilir mi? He? Suyu kesilir. Bu akşam bütün sözler Seyfi Bey'in, anlaşıldı. Tahminleri bu şekilde geçiştirmek istiyorsunuz belki ama evet, yine de soracağım size. Hayır, ben doğru söylüyorum bu kızım. Akşamın... Ben bir dakika, bir lafımı bitireyim Allah aşkına ya. Aa, yeni başlamıştım, devam et. Şöyle araya gireyim. Ben mi? Buraya bu buyurun programa İbrahim'e, jürinin hatırına ve gençlerimizin hatırına belki bir şeyde katkım olur diye buradayım. Ah. Ve benim buradan aldığım para gerçek anlamda 200 milyardır bütün 3 ay boyunca. Ya 200 milyardır. Ben açıklıyorum abi. Ben doğru söylerim. Taşlar döküldü artık. Bir dostum, bir sevgili dostum bana telefon açtı. Onu kıramadım. Show TV ailesini de çok sevdiğim için buradayım. Demirören ailesini çok sevdiğim için buradayım. Burada para söz konusu değil. Biz burada keyif yapıyoruz. Ay Allah ederim, seni kahretmesin. 200 milyar almışsın, para söz konusu değil diyor. Deli misin lan sen? Ben 200 milyar oradan aldın. 200 de Demirören'den aldı. Sana etti 400. Niye kalkıyorsun? Ay ne bileyim, bir telefon. Görmeyiz. Hayır. O kuliste. Yani aramızda. O kuliste. Ben 4 programda alıyorum. Bu 24 programı geçti. 4 programda ne alıyorsun? 4 programda Allah alıyorum. Allah! 200 milyar. Haram olsun Allah kahretsin. Neyse. Allah cezanı verir. Seni Allah kahretsin. Güle güle harcayın. Bak ne kadar üzüldüm. 4 programda mı olayım? 1 programda onu alıyorum. Ama 8 kere yatıyorum. Ay, rütük. Rütük. Denizse ki. Neler? Bugün alkolüyüm, burayı dağıtacağım. Sizlere sormayacağım. Bugün burayı dağıtacağım. Sizlere sormuyorum. Bugün. Anlaşıldı, yapmayacaksınız tahmin. Çünkü sinirlendim. Tanıtımlara baktım. Tanıtımlarda benim bir tek suratım görünmüyor. Bunun ayağı görünüyor, başı görünüyor, göbeği görünüyor. Her tarafı görünüyor. Bunun görünecek yerleri belli. Sevgi Bey. Zaten belli. Benim sesim Sevgi Bey. Sevgi Bey, elmas altın niye pahalıdır? Kızım konuşuyorum, ne diyorsun? Ha! Siz de. La! Böyle yaparsan geçiyor. Peki. Ben de böyle olacağım bundan sonra. Harikasınız. Konuşma. Ben konuşuyorum. Caner Bey, kalp seslerini alalım biz en iyisi. Kalp başka şekilde olmayacak. Belki öyle durdurabiliriz. Bundan sonra böyle. Öldürdü bizi ve İbo Şov'a çevirdi. Ayol, hiçbir görüntüm yok. Burada oturuyorum. Hizmetçi olsam yeri silerken gösterirler. Bayılttı beni Sevgi be. Sevgi Bey. Ne var? Popstar Türkiye 2 yarışmasında bir haftanın birincisi açıklanacak. Bir şey belki biraz sakinleştirir sizi. Alo, bir şey atlamıştım. Bugün haberlerde ben vardım, yine sen yoktun. Ya sen vardın gene. Son 2 hafta Garo abiyle benden korkun. Son 2 hafta siz son 2 haftada siz başlayacaksınız. Biz finali yapacağız. Evet, ben bu haftanın birincisini artık tahminde söyleyeyim bulunmak... Mi? Bu haftanın buyurun, birincisi ki bence Sezen. Sonuncusuna gelince bu çok sinir burayı söylemek ama şöyle bir bakıyorum kalan 5 kişi arasında ve dünkü performanslar ve artı SMS vesaire vesaire her türlü şeyi üst üste koyduğum zaman onu çok sevdiğim halde, sahneye çok yakıştırdığım halde Doğanay'ın gideceğini düşünüyorum. Kadın ya, çekemiyorsun. Hiç öyle bir evet, şey yok. Hayır Seyfi Bey. Havalı. Aa, fıkır fıkır. Ne kadar güzel. Keşke öyle 10 tane daha havalı bir çıksa ortaya. Aa, Seyfo dedim ne var dedi. Kızmadın. Ne var kızacak? Aa, Allah cezanı verecek. Geçen hafta yedim bitirdim beni. Öyle ve, miydi? Evet. Ve devam edin. Doğanay gidermiş gibime geliyor. Teşekkür tamam, ederiz. Üzülerek. Samimi tahminleriniz için. Evet. Sonuçları öğrenelim mi artık? Ben tahminimi söylemek birincisi istiyorum. Seyfi Bey, korkuyorum size tahmininizi sormaya. Bakın.
Hayır, niye bizlere sormuyorsunuz? Hayır. Jürinin bir değerli üyesi var. Sordum, söylemediniz çünkü. Ne zaman sordunuz? Ve sordum, genel olarak sordum ama başka şeylerden bahsettiniz ve... Hiç genel bir şey sormadık. Süremiz çok azalmış durumda. Onlar da çok heyecanlılar. Birinci olan, veren altın daha sözleri birinci olur. Tamam. Safiye Ayla gider. Tamam Seyfi. Ben sırayla söyleyebilir miyim? Söyle. Peki İbrahim Bey, tahminleri alalım. Vazgeçti. Ne peki demek İbrahim peki İbrahim Bey? Ne desin? Haşmet Mahap mı desin? Alıştı mı imparatoraya? Buyurun. Birinci Selçuk'la Sezen çekişir gibi geliyor bana. İkinci olursa Selçuk olur. Üçüncü Tamer olur. Dördüncü Burçin olur. Bana göre beşinci Doğanay olur. Üzülerek söylüyorum hepsini ama tahminim bu. Tutarsa İkramiyemi alırım. Loto oynuyoruz. Garo Bey'in bir tahmini var mı? Çok kısa bir tahmini olacak Garo Bey'in tabii. O beş kişiden bir tanesi birinci, bir tanesi sonuncu olacak. Bu kadar çok basit. Doğru. Gerçekten doğru bir tahmin. Şey birinciyi Garo ne bir şey söyledi. Caner Bey birinciyi lütfen alalım hadi hemen. Hadi başlayalım ne olur.